Bu videoda bilimin en temel konularından biri olan enerji kavramından bahsedeceğiz. Şüphesiz enerji günlük yaşantımızda büyük önem taşır. Hareket eden, sıcak olan ya da parlak olan şeyleri aklınıza getirin arkadaşlar. İşte tüm bunları belli bir enerjiye sahip olarak düşünürüz. Fakat bu videoda enerjiyi daha resmi, daha bilimsel bir şekilde tanımlayacağız. Enerjinin en tipik tanımlarından biri iş yapabilme yeteneğidir. Evet, bunu yazalım. İş yapabilme yeteneği. Evet, burada işi tırnak içine aldım çünkü esasen burada bahsedilen iş günlük hayatta karşılaştığımız iş kavramından farklı. Hani sabahları kalkıp gittiğiniz 9-5 çalıştığınız veya karşılığında maaş aldığınız işten biraz farklı. Ya da babanızın gittiği işten diyelim. Aslına bakarsanız fizikteki iş kavramı günlük hayattaki iş kavramından tamamen farklı değil. Kafanız karışmış olabilir. Şimdi bir fark dedim, bir değil dedim ama bir dakika merak etmeyin. Daha iyi anlayabilmeniz için bir örnekle bunu hemen açıklayacağım. Diyelim ki buradaki bir cisim olsun. Biz de bu cisme bu yönde belirli bir kuvvet uygulayalım. Mesela bu kuvvetin büyüklüğü 10 N. Yani 10 Newton olsun. Eğer kuvvet ve Newton gibi kavramlar size tanıdık gelmiyorsa çok endişelenmeyin. Khan Akademide bu konuyla ilgili olan videoları da izleyebilirsiniz. Eğer bu cisme sağa doğru bir kuvvet uygularsanız, uyguladığınız kuvvetle aynı yönde cismi hareket ettirirsiniz. Cismin yerini değiştirebilirsiniz. Mesela bu cismi sağa doğru 10 metre yer değiştirmiş olursunuz. Artık cisim ne yaptı? Buraya geldi. Bunu yaptığınızda yani belirli bir kuvvet uygulayıp cismin yerini bu kuvvet yönünde değiştirdiğinizde iş yapmış olursunuz. Hatta gerçekleştirdiğiniz işin büyüklüğünü de e, büyüklüğü de daha doğrusu 10 n yani 10 newton çarpı 10 m yani 10 metredir. 10 çarpı 10 eşittir 100. Birim de n yani newton çarpı m yani metre yani nm newton metre olur. 1 Newton metre 1 Jül olarak tanımlanır. Jül hem iş hem de enerji birimi kısaltma olarak da J ile gösteriliyor. Yani 100 Nm eşittir 100 J, 100 Newton metre eşittir 100 Jül. Özetle burada bu cismi hareket ettirerek 100 J, 100 Jüllük bir iş gerçekleştirdik. Cismi 2 kat uzağa hareket ettirirsek bu sefer 200 J 200 jüllük iş yapmış olacağız. İşte enerji bu tip işleri gerçekleştirebilme yeteneğidir. Şimdi burada enerjinin farklı formlarını gösteren bu resimleri inceleyelim ve enerjinin farklı formlarını algılayabiliyor muyuz bakalım. Enerjinin bu farklı formlarını iş yapmak ile nasıl ilişkilendirebileceğimizi bir düşünelim. Öncelikle bu ilk resimdeki ateşe bakalım. Burada açıkça ısı enerjisi olduğunu görebiliriz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ateş inanılmaz derecede sıcaktır. Bu yüzden ısı enerjisine sahiptir. Bu ısı enerjisinin temel olarak ne olduğunu düşünelim. Bir sistemin sıcaklığı onu oluşturan moleküllerin ortalama kinetik enerjisine eşittir. Yani ısı enerjisi temelde hareket ile ilgili olan bir enerji türüdür. Buradaki enerji meydana gelen yanma reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan moleküllerin hareketinden kaynaklanır. Bu moleküller bu reaksiyonlar sonucu uyarılır. Kinetik enerjileri ve sıcaklık artar. Sonuç olarak ortalama kinetik enerji de artar. Özetle ısı enerjisi harekete dayalı bir enerji türüdür. Harekete dayalı enerji türlerinin genel adı da kinetik enerjidir. Yani ısı enerjisi esasen bir kinetik enerji çeşididir. Evet. Ateş aynı zamanda etrafına ışık da saçar. Bu enerji türüne de ışınma enerjisi yani radyasyon enerjisi diyoruz. Aslına bakarsanız saçılan bu ışık sayesinde ateşi görüyoruz. Şimdi bu sistemdeki bütün enerji türlerinin bu kadar olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında bir enerji türü daha var. Bu enerji türü de potansiyel enerji ve sistemin toplam enerjisinin büyük kısmını kapsar. Peki bu potansiyel enerji nerede? buradaki yakıtın yani odunun ya da kömürün moleküllerindeki bağlarda saklı halde bulunuyor. Bu yakıt türlerinin tamamı karbon karbon bağları içeriyor. Bu karbonlar başka karbonlara ya da başka moleküllere de bağlı. Yani e, hatta bu karbonlara hidrojenler de bağlı. Öyle de diyebiliriz. Yani yakıtta enerji depolayan bunlar gibi kimyasal bağlar mevcut. Dolayısıyla bu enerjinin salınma potansiyeli de var. Eğer bu bağları kırarsanız buradaki elektronlar düşük enerji seviyelerine inecek ya da başka şeylerle bağ oluşturacaklar. Bu işlem sırasında da ışınma ya da ısı yani kinetik enerji açığa çıkaracaklar. Öyleyse bu bağlar nasıl kırılıyor? Yanma reaksiyonları sayesinde. Yanma reaksiyonu sırasında elimizde oksijen ve reaksiyonu başlatmak için belirli bir miktarda enerji vardır. Mesela bu enerjiyi sağlayan tek bir kibrit ya da çakmak olabilir. Ve tabii elimizde bu karbon karbon bağları içeren yakıtın olduğunu düşünüyoruz. Yani oksijen artı enerji artı karbon karbon bağı içeren bir yakıt bunlar yanma reaksiyonuna girecek ve bu yanma reaksiyonu sonucunda su oluşturacak. Su oluşmasının sebebi ise yakıtta karbonlara bağlı hidrojenler olması. Su dışında karbondioksit ve çok daha fazla miktarda enerji açığa çıkaracak. İşte açığa çıkan bu enerjiyi biz moleküllerin kinetik enerjisi ya da ışıma enerjisi olarak görüyoruz. İşte bu yakıt moleküllerindeki bağlarda bulunan potansiyel enerjiye de kimyasal potansiyel potansiyel diyorum ya arkadaşlar konuşamadım bir anda kimyasal potansiyel enerji diyoruz evet kimyasal potansiyel enerji. Yani buradaki kimyasal enerji ısı enerjisine ve radyasyon enerjisine dönüşüyor. Burada değinmek istediğim önemli bir nokta var. O da enerjinin korunumu yasası. Çok önemli enerjinin korunumu yasası. Enerji aslında yoktan var edilemez ya da vardan yok edilemez. Sadece ve sadece bir formdan başka bir forma dönüştürülebilir. Peki bu enerjinin bir formdan başka bir forma dönüştürülmesi sırasında nasıl iş yapmış oluyoruz? Sanayi devriminin tamamı enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştürmek ve bunu yaparken de iş yapabilmek üzerine gerçekleşmiştir. Mesela buharlı makinenin çalışma prensibi esasında yanma reaksiyonu üzerine kurulmuştur. Yanma reaksiyonu ile önce buharı ısıtırsınız. Isınan buhar genleşir ve bir pistonu iter. Bu pistonda bir treni hareket ettirmek gibi çeşitli işleri yapmak için kullanılabilir. Araba motorlarında meydana gelen reaksiyonda yanma reaksiyonudur. Isı enerjisinden dolayı pistonlar genleşir ve araba hareket eder. Sonuç olarak iş yapılmış olur. Burada başka örneklerimiz de var. Mesela burada bir yıldırımın düşüşünü görüyoruz. Yıldırım düşmesi açıkça anlaşılacağı üzere kinetik bir olaydır. Yıldırım düşerken elektronlar buluttan toprağa doğru hareket eder. Bu kinetik bir enerjidir. Peki bu enerjiyle nasıl iş yapılabilir? Elektronik endüstrisinin tamamı bu işle ilgileniyor. Güç hatlarının tamamı elektronların hareketi ile alakalıdır. Bu hareketi elektrik akımı olarak adlandırıyoruz. Elektrik akımı pek çok şey yapmak için kullanılabilir. Mesela akım sayesinde elektrikli motorları çalıştırabilirsiniz. Açıkça görülüyor ki yıldırım düşerken ışıma yani radyasyon enerjisi de açığa çıkıyor. Çünkü yıldırımı görebiliyoruz. Hava yoğunlaşıyor ve ısınıyor. Dolayısıyla elektronlar hareket ederken ısı enerjisi de açığa çıkarıyor. O zaman bunca enerji nereden geliyor? Aslında hiçbir yerden gelmiyor. Bu mekanizma henüz tam olarak anlaşılmış değil. Ancak güneşten gelen enerji sayesinde su buharı bulutlara doğru yükseliyor. Bulutların alt kısımları elektron açısından zenginleşiyor ve daha negatif yüklü hale geliyor. Bulutların üst kısımları ise daha pozitif yüklü halde yeryüzünü çevreleyen hava daha negatif yüklü, yeryüzü ise daha pozitif yüklü hale geldiğinden dolayı burada yeryüzüne ulaşmak isteyen elektronlar oluşuyor. Fakat hava iletken değildir. Buradaki elektriksel potansiyel yeterince yüksek olduğunda havayı iyonlaştırır ve bu elektronlar yeryüzüne inmek için kendine bir yol oluşturur. Yani açığa çıkan enerji aslında elektrostatik potansiyelden kaynaklanır. Bu olayın mekanizması da henüz tam olarak bilinmiyor. Nasıl oluştuğuna dair bazı teoriler mevcut fakat teoriler hala %100 ispatlanmış değil. Buradaki üçüncü resimde de bir adamın dalış yaptığını görüyoruz. Bu muhtemelen potansiyel enerjinin nasıl kinetik enerjiye dönüştüğünü gösteren en tipik örneklerden biri. Hatta bu örneği herhangi bir fizik kitabında dahi görebilirsiniz. Burada dalış tahtasında duran adam pozisyonundan ötürü belli bir potansiyel enerjiye sahip. Bu potansiyel enerjinin düşerek kinetik enerjiye dönüştürme potansiyelinin olduğu açıkça belli. Düştüğünde tam bu noktada potansiyel enerjisinin büyük kısmı kinetik enerjiye dönüştürülmüş haldedir. Yani bu noktada potansiyel enerjiye sahip, burada ise kinetik enerjiye sahip. Özetleyecek olursak enerji iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır var ya da yok edilemez. Ancak bir formdan başka bir forma dönüştürülebilir. Bütün bu enerji formlarını iki ana form olarak düşünebilirsiniz. Potansiyel enerji veya kinetik enerji. Öyleyse bu son örnekteki dalış yapan adam nasıl iş yapmış olur? Burada bunun gibi bir sistem olduğunu hayal edelim. Bunun gibi bir mekanizmamız olsun. Bir de ucunda ağırlık olsun. Adam buraya atladığında dalış yaptığı kadar hızlı düşmez. Fakat uçtaki ağırlıktan daha ağır olduğu sürece bu kısmı aşağıya indirir ve ağırlıkta yukarı çıkar. Yani adam pozisyonundan ötürü iş yapma kapasitesine sahiptir. Ancak burada böyle bir mekanizma olmadığından dolayı iş yapamaz.